LGS'ye son 73 gün. Gerçekten evde ders çalışmak birazcık sıkmaya başladı ama bizler vazgeçmeyeceğiz. Yine ders çalışmaya devam edeceğiz ve denemelerimizi, sorularımızı çözüp en sonunda hayallerimize kavuşacağız. Hemen başlayalım. Günün sözüne baktığımızda "Amacın sabitliği tüm başarılı çabaların kaynağıdır." diyor. Yani bizim bir hedefimiz var. Bu hedefimiz nedir? LGS'de başarılı olmak. Biz bununla alakalı ya şöyle olursa böyle olursa öyle olursa diyemedik. Dedi ki biz tek biz kelimemiz var bizim için başarı. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum başarısızlık kelimesini sözlüğümüzden çıkarmıştık. Başarısızlık mı? O ne ya hatırlamıyorum demiştik. Dolayısıyla şu anda yaşanan herhangi bir gelişme bizi bu isteğimizden vazgeçirmemeli. Ve bütün başarıları bizler kazanmak için gayret göstermeliyiz. Gün yorumuna baktığımızda Eren Çelik 141 beğeni almış bakalım ne demiş. Merhaba sorularım şunlar. Şu anda matematiğin yenisi sorularını çözemiyorum. Çözebilmem için vakit var mı? Var. Gerçekten de okullar kapandığı için ve şu anda evde ders çalışabildiğimiz için kesinlikle yeni soruları pekiştirebilmek için vaktimiz var. Eskiden olsa günde en fazla 3 saat 4 saat okuldan sonra vaktimiz olabiliyordu hafta sonu hariç. Ama şimdi okul yok. Dolayısıyla evde bol bol eski konuları güzel güzel çözebiliriz. Birkaç tane koneksi modu halde deneme çözebilir miyim? Evet deneme çözebilirsin. Çünkü deneme senin için en önemli şey sınava kadar ne kadar çok deneme çözersen sınavda o kadar rahat hareket edersin. Çünkü sınavda sana bir deneme soracaklar. Matematik netlerimizi 15-20 tane yapmak için günde ne kadar soru çözmeliyiz? Bu senin durumuna bağlı. Eğer şu anda sen 14 netlerdeysen tabii ki günde 200 soru çözsen 100 soru çözsen 15-20'lere çıkarabilirsin. Ama şu anda 10 netlerdeysen, 8 netlerdeysen günde en az 100 tane matematik, 100 mat sorusu çözmen lazım. Sadece matematikten bahsediyorum. Bunların da en az 50 tanesi ne diyelim mesela yeni nesil olabilir. Şimdi LGS soruları kıslandığı için yani daha az konudan çıkacağı için daha çok konumu çalışmalıyız, sorumu çözmeliyiz. Tabii ki cevap belli, soru çözmeliyiz. Çünkü eski konuları zaten biz çalışıp biliyoruz. Birazcık tekrar ederiz sonra ardından da bol bol soru ve tarama ve denemeyle konuları pekiştiririz. Aile baskısından nasıl kurtulabiliriz? Ailenizle şu anda daha fazla iç içe olduk. Artık okula da gitmiyoruz ve aynı zamanda evdeyiz de. Dolayısıyla ailemiz biraz bize baskı uygulayabilir. Fakat bunları onlar bizim iyiliğimiz için istiyorlar. Ve onlara da biz bu baskıdan rahatsız olduğumuzu tane tane söylersek vazgeçebilirler. Yani şunu demek istiyorum. Birincisi aileniz bakın zor günler gelebiliyor. Bir mesleğiniz olsun. İşte öğretmen olun, doktor olun, mühendis olun. O yüzden iyi liselere girin diye size baskı uyguluyorlar. Tamam. Fakat siz de ailenize şunu diyebilirsiniz bunu her zaman söylemiştik bir kez daha söylüyorum. Anne ve babanıza dersiniz ki anne bugün size çok önemli bir şey konuşacağım. Ama beni dikkatli dinlemeniz lazım dersiniz. Onlar da al ala ne oldu falan. Lütfen çok önemli bir şey söyleyeyim. Tam olarak tam karşınıza oturup sessiz bir şekilde televizyon kapalı iken kardeşinizi diğer odaya alıp tane tane anne baba ben gerçekten zor bir senede yaşıyorum şu anda. Biliyorsunuz tüm dünyada bir küresel bir kriz var zaten. ben de bu esnada herkes canının derdine düşmüşken ben de ciddi bir şekilde ders çalışmaya devam edeceğim. Ama lütfen bana Çalış, 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 çalış gibi şeyler söylemeyin, beni demotive ediyor. Diye derseniz, e, sonra da onlar sözünü söylemeden kaçarsanız hiçbir risk olmaz. Bakın bunu tane tane söylediğinize, bir kere söylediğinize etkili oluyormuş. Ankara Cumhuriyet Fermanı'sını tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtınız. Ankara Eğitim an selamlar demiş. Aleyküm selam diyoruz Çelik'e ve geçiyoruz günün kitabına. Edgar Allen Poe'nun yazdığı sıradışı bir eser. Kuzgun. Evde şimdi daha çok vaktimiz var, daha çok kitap okuyabiliriz. Gün okuluna baktığımızda Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi'ni görüyoruz. 1.53 dilimi gerçekten yüksek bir dilim var ama bu yüksek dilimi de hak ediyor. Bakın tıp fakülteleri ve mühendis fakülteleri havada uçuşuyor. Tebrik ediyoruz. Günün kaynağına baktığımızda Dinamo Türkçe Soru Bankası'nı görüyoruz. Gerçekten Türkçe'de fazla konu eksilmedi. Yani anlatım bozukluğu cümle e türlerini çıkardığımızda geriye baya bir konu kalıyor ve bu konuyla alakalı kitabımızda sizler için hazırlanmış mükemmel sorular var. Şöyle göstereyim bakın. Hepsi yeni nisil, yeni sınav sevine uygun sorular. Bu soru ...çözdüğünüzde gerçek sınavda... ...ben bu sorunun aynısını çözmüştüm ya... ...evet hatırlıyorum diyebileceğiniz kaynaklar. Bol bol bu sorulardan çözün. Takıldığınız sorularını çözmeli... ...uzman hocalardan dinleyin. Ardından da... ...LGS Türkçe'de... E, ...inşallah 20'de 20 yapın istiyoruz. Günün sorusuna baktığımızda insanların giydiği kıyafetler... ...tarımda yetiştirilen ürünler... ...binaların yapısı, yeraltı altı madenleri... İklim yukarıdakilerden kaç tanesi etkiler? Bir tanesini mi, iki tanesini mi, üç tanesini mi, dört tanesini mi? Cevap olarak yorumlara yazmanızı istiyoruz. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır.